Merhaba Bogomiller. Bugün yeni bir formata başlıyoruz. Quo Vadis, yani nereye gidiyorsun? Az çok Latince bilenler, İncil okumuş olanlar bunun anlamını bilecekler. Çok da güzel bir leh romanı olması lazım değil mi? Leh çevir hiç. Karşıda bir tepki yok, kimse okumamış. Hocam siz hala başka dil bilmediğimize inanamıyorsunuz. Ben de lehçe bilmiyorum ama dünya edebiyatı diye bir şey var. Bugün size Samsung Galaxy Watch 6 Astro ile yakın coğrafyamızda yaşayan kaşifleri, seyyahları, gezginleri anlatacağım. Çok zengin bir literatür var. 8 hafta boyunca Müslüman kaşiflerden, seyyahlardan bahsedeceğiz. Müslüman dünyası, ki o dünya Hindistan, Çin ve Akdeniz arasında bir bağlantı dünyasıydı, bir ticaret dünyasıydı, bir keşif dünyasıydı ve altın çağında dünyanın en connected, en bağlı dünyalarından biri. Nasıl işte Müslümanlar o dönem hem kendi ekümenlerini, hem kendi dünyalarını, hem de onun dışındaki dünyayı algılamışlar. Bize bunu nasıl aktarmışlar? Bunlardan bahsedeceğim. İlk haftaki konumuz da tabii ki seyyahların seyyahı, yaşamış en karizmatik Osmanlı, oldukça büyük bir seyyah ve dünyanın belki de en uzun seyahatnamelerinden birini yazmış o yüzyıllarda bakınca. Evliya Çelebi, birçoğunuz çocukluktaki çizgi filmlerden hatırlayacaktır. Neden Evliya Çelebi hocam? Çok gezdiği için mi? Çok gezdiği için değil. Bir dakika, viziteyi başlatalım mı? Evet, Samsung Galaxy'le. Evet, başlatıyoruz. Valla neden Evliya Çelebi? Şundan dolayı Evliya Çelebi. Çünkü Evliya Çelebi yaşamış Osmanlı arasında en ilginci. Osmanlılarda bizde kendini tarif eden pek Osmanlı yoktur. Kendisi ile ilgili literal formların dışına çıkıp bilgi veren, böyle modern bir insanmış gibi, ne bileyim işte, kendi inanışlarını, düşüncelerini söyleyen, espriler yapan, kendinden taviz veren. Yani o dördüncü şey miydi? Neydi? Beşinci sinemadaki var ya. Neydi lan o? Var ya oğlum, dördüncü şey. Yani o şeyi, aradaki bariyeri yıkan çok az insandan biri. Bu anlamda eğer biri olmak isteseydim Evliya Çelebi olmak isterdim. Evet. 30 saniyemiz doldu. Ben saniyeyi Osmanlı saniyesi olarak aldım. Biliyorsun Osmanlı'da saniyeler eşit değildir birbirine her dönemde. Böyle bir şey bilmem mümkün değil. Saatler çünkü değil, bunun saatler manası değil. Yok yani. Ya abi, güneşi 12'ye bölüyor. Gün saatini 12'ye böldüğü için bazen 1 saat 75 dakika oluyor. Kışın gündüz 45 dakika hocam oluyor. Bunu mantıklı bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz böyle. Oğlum çok mantıklı tabii. Böyle saat yok. Bu nimet, teknoloji o zaman yok. Adam güneş saatiyle halletmeye çalışıyor. Bugün buradan tak basıyor. Kronometre tuttum mu nedir? İki namaz arasında. Eskiden böyle basayım da 30 saniye. İktidai kronometre iki namaz arası diyorsun. O zaman Samsung var. Samsung yok daha yani. Bula bula Samsung'u bulabilmişler. Ne kadar geziyor hocam? Yani nereleri geziyor? Her yeri geziyor. Yani bir gerçekten gezdikleri var. İran'ı geziyor. Ondan sonra Batı İran'ı, Azerbaycan kısımlarını geziyor. Bu Kalmuklara falan filan gidiyor. Kırım oralara gidiyor. Hayatını Mısır'da devam ediyor. Mısır'ın güneyine iniyor ki orada Funjmuj bölgeleri, yani Sudan bölgeleri falan geziyor ki orada çok enteresan kadın sünnetinden, işte ne bileyim, değişik hayvanlara göre çok antropolojik şeyler görüyor. Viyana'ya diplomatik şeyle gidiyor. Oradan da birkaç tane sallaması var. Viyana'dan 40 bin Tatar'la Amsterdam'a gittim falan diyor ama oralar yalan. Bu Kafkas bölgelerini, işte o Çerkezleri falan, Kalmukları falan, oraları geziyor. Anadolu'yu baştan sona geziyor. Gitmediği hemen hemen Osmanlı coğrafyası hiçbir yer yok. Osmanlı coğrafyasının dışında yakın zaten Osmanlı, yani Çin Emine gitmiyor. Hindistan'a gitmiyor bir tek. Ona da İbn Battuta gidecek. Onu da orada bahsedeceğiz. Çok gezen biri ve çok da enteresan şeyler anlatan biri. Bu kısmı çok önemli bence. Peki hocam, yabancı muadilleri açısından düşündüğümüzde Herodot'la falan mı kıyaslanır? Bence Herodot'la falan kıyaslanabilir. Çok güzel yakaladın. Herodot'la kıyaslanabilir. Çünkü antropolojik şeyler var. Mesela gittiği ülkelerin deyimlerini yazıyor. Gittiği ülkelerin aksanlarını yazıyor. Biz Diyarbakır'da 17. yüzyılda Azerice'ye yakın bir Türkçe konuşulduğunu biliyoruz. Yani kimin aklına gelir bu? Ondan biliyorum. Dolayısıyla bir yere gidiyor, oranın işte ne bileyim özelliklerini, bir de böyle bir efsaf diye de bir tür vardır. İşte mesela gidiyor bir şehre, hemen şehirde kaç tane dükkan var? İşte ne bileyim fortifikasyonları nasıl, burada imaretler nedir, nerede hamam var falan, bunları izliyor. Bu kısımlar sıkıcı. Ancak şehir tarihçileri kullanabilir. Ondan sonra oranın kültüründen bahsediyor. Bu Avrupa'da gelişmiş bir şey. Avrupa'nın merakı, dış dünyaya merakı dediğimiz bir şeydir bu. Ve bu encounter kavramı üzerinden karşılaşma, senin gibi olmayan egzotikle karşılaşma. Avrupa buna tepki verdiği için coğrafi keşifler yapılmıştır ya da coğrafi keşifler yapıldığı için bu tepkileri vermiştir. Dış dünyaya merak bu Osmanlılarda pek yok. En azından yazılıda yok. Orada da şöyle bir problem var. Sen şimdi neyi yazdığın çok önemli. Bugün de ileride ya YouTube yokken de ben vardım. Mesela böyle bir tarih anlatımı yapıyordum ama Sultan'ın casusuna bakarsan göremezsin. Yazılıda olan şeyi göremeyebilirsin. Bu Osmanlılar dış dünyaya meraklı değil demek değil. Ama Osmanlı kabul edilen literal formları o kadar katı ki, işte ne bileyim Virgilius gibi, Virgil gibi mesela, anlatabildim. Böyle çok divan edebiyatı artık oturmuştu. Aynı böyle eski Roma'daki gibi çok sert formlar oluşturmuş ve onun içinde adam o esprileri yansıtamıyor. Evliya bunu yansıtabilir için çok değerli. Ya böyle kölelikle ilgili falan bir şey yaz dediler bana o zaman. Viyana'da bir şey vardı. Abi 8 tane kölenin yazdığı şeyi bulabildim. Onların da 3 tanesi adı esiri. Onların da 2 tanesi şey. Orada bir Osman Ağa vardır Viyana'da. Temeş varlı. Bir tek o kendinden bir şey yazıyor. Niye? Bunlar köle ve kendi şeylerini mi yazmışlar? Ya yaz, Avrupa'da çok sık. Bizde 308 tane var. Epiktetos galiba en bilinen şeydi. Ya orada hayır. Orada eski bir köle diye hatırlıyorum ben. Epiktetos. Temeş varlı esir olup köle diye. Aa, ne kadar entelektüel bir dünyada kaybolduk. 18 yüzyıl içinde kaybettiniz bizi. Yani 16-17 Avrupa
Avrupa'da çok yaygın. Bizde hiç değil. 300 yıllık imparatorda 8 tane çıkmış. 3 tanesinin adı Esiri. Onların da 2 tanesi, 8 tanenin 2 tanesi divan edebiyatında edebiyat yapmışlar. Bir şey çıkmıyor, bulamadım yani. Orada da bir tek Temeş varlığı var. Dolayısıyla ego documents dediğimiz kendini anlatan dokümanlar açısından Osmanlı tarihi zayıf. Yani mesela bir tane şeyin ceridesi günlük diye bastılar onu. Bizim Selim bastı. Günlük evet her gün. Ama adamın ismini bilmiyoruz mesela. Adam o gün olan olayları gazete gibi yazmış. Kadı. Yazarı tanımıyoruz. Evet. Tabii mesela şuraya kadı atandı demiş. Yani yazarken bir kere oğlum öldü diyor. O kadar. Onu şu kadar geçmiş. Hava şöyle bozdu falan. Günlük herif ajans yapmış yani. Peki hocam ya böyle bir şeyin Evliya Çelebi'nin aklına gelivermesi değil herhalde mesele. Bunu böyle bir hem seyyahlığı ona ilham eden şey ne olmuş olabilir? Nasıl bir aileden geliyor falan biraz karakteri itibariyle de tanımak istesek. Ya bu tabii o bugün herkes Horasan'dan gelmiş ya. O dönemde herkesin böyle Maverai Nehir'den gelme işte o yörelerden gelme şeyi var. Bu da diyor ki işte Osman Gazi ile beraber gelen neydi? Biz diyor Yakup Ece'nin soyundan geliyoruz diyor. O işte Ertuğrul Gazi ile gelenlerden. Şimdi dedemin adı da Yakup. Şey olabilir. Evet yani. Olabilir. Sen zaten Bulgaristan. Ama Evliya Kütahyalı hocam. Tabii işte Kütahya gel. Oğlum bir yere gelecek adam herhalde. Direkt ya, Horasan'dan. Biz de İzmir'e gelmişiz. Cemiz rica ederim ya. Uçakla gelecek hali yok. Geldik diyor. Buralar yalan. Ertuğrul Gazi'nin soyundan geliyoruz. Abi o, mesela bu 19. yüzyılın sonunda da var. Atatürk'ün şeyinde de görürsünüz. Mustafa Kemal dönemlerinde senekte var. Evladı Fatih Han olma. Orada gene tekrar yükselen bir şey. 16-17. yüzyılda prestijli olan Akıncı ailelerinden gelmektir. Gazi ailelerinden gelmektir. Şu Türk aristokrasisinin içinde böyle bir şey vardı. Bu da diyor ki ben Yakup Ece'nin soyunda. Bu bizi ilgilendirmiyor. Hatta camisi var Kütahya'da falan. Onları falan onarıyor. Bunun babası dedem de diyor İstanbul'un fethinde diyor Fatih Miralemi'ydi. O yüzden ona diyor Unkapanı'nda bir bölge verdiler. Miralem ne demek hocam? Şey taşıyan. Bayrak değil de sancak. Bayrak da olabilir. Yani o bir görev. Tabii sancak taşıma değil adamın sadece görevi. O Miralemi'ydi diyor. Böyle efsaneleri anlatıyor ama biz şunu biliyoruz ki babası bunun sarayın kuyumcusu. Bu da zaten kuyumcubaşı zade diyor kendisine. Varlıklı bir aileden geliyor. Varlıklı bir aileden geliyor. Bunun özelliği bu ulema eğitimi almış ama ne ulemalık yapıyor ne şey yapıyor. Bürokrasiye girip efendi olmuş. Reis-i Kütüphane falan oynamıyor. Bunu bir gün çok güzel espriler yaptığı için, çok güzel kelime oyunları yaptığı için 4. Murat'ın karşısına çıkarıyor. 4. Murat bunu çok seviyor. 4. Murat'ın musahibi ya da nedimi oluyor. Yani favorisi oluyor, gözdesi oluyor. Onu eğlendiren adam oluyor. 4. Murat bunu havaya falan atıyor. Biraz böyle güreşiyorlar değil mi hocam? Güreşiyorlar ama 4. Murat'la güreşir. Arkadaşlar 4. Murat bakın bir maç vardı. İyi ki siz bizle böyle eğlenmiyorsunuz hocam. Abi şey hatırla hat-trick yapmıştı yani. Belirli bir ülkenin yöneticisi 20 dakikada 3 gol attı bu ülkede. Hocam o maçtaki forması emekli dedi bize biliyorsunuz. Ya, 12 numara. Şimdi öyle olur o iş. Yani sen padişahla Abdülaziz olsun 4. Murat'ın güreşiyorsan bu adamlar da iyi güreşçidir ama kazanmayacaksın. Yani bunlar denenmiş arkadaşlar. Orijinalliğe gerek yok. Yani riske girmeye gerek yok. Her zaman Kemal Bedil'in bana dediği gibi işte. Hatırlıyorsan da vardı. Kemal Bedil'i bir gün bir şey almış. Ben de övmeye çalışıyorum ama objektiflikten övmeye çalışıyorum. Hocam şöyle bakış. Öf dedi beni çok konuştun dedi. Bir tane şey söyleyeceksin dedi. Ne söyleyeceğim hocam? Mükemmel. Oğlum hayatım kurtuldu. Ondan sonra inalcık demedi bana onu. Ona bile böyle ya şu açıdan mu açıdan sen hani objektifim. Yalakalık yapmıyorum. Ya gerek yok arkadaşlar. Arada bir şeyini mükemmel dediğiniz herkes düşünüyor şu anda. Tabii. Mükemmel diyorsam kesinlikle yalandır. Hocaların her mükemmel dediğine inanmayın. Tabii her, evet her, benimkine hiç inanmayın. O kuyumcubaşı zade işte oradan Kur'an okuyor. Sesi çok güzel. Adam der numara var. Espriler yapıyor. İşte ne bileyim çok geniş bir kültürü var. Çok üst kültür. Çok entelektüel bir adam yani. Zaten hayatı boyunca da işin en ilginci kitaptaki o. Abi herif nereye gitse bir iş buluyorlar buna. İş bulmuyorlarsa yemek yediriyor. Bir de bu yalnız gitmiyor. Yanında 7-8 tane adamı var. Bu herif az sayıda gezenden biri her gittiği yerde tanıyor. O zaman aynı Roma'daki gibi. Roma'da da öyleydi. Bir Romalı her gittiği yerde üst sınıfsa bir tanıdığını görür. Bu herif her gidiyor. Mesela işte Mora'ya gidiyor. Orada o Evliya sen mi geldin diyorlar. Lan sanki şey böyle hani biraz bu ihtiyaççılarda falan da var Kurtuluş Savaşı'nda. Bir yere gidiyor hemen orada bir başka ihtiyaççı görüyor. Her yere çönmüş bir saraydan çıkmış 3000-4000 kişi var abi. Bunlar birbirlerini tanıyorlar. Bir network var. Network var. Bunu arada böyle ufak işler falan filan veriyorlar. Evliya Çelebi adı nereden geliyor? Evliya bu bir mahlas herhalde. Tabii esas adı Mehmet Bin Zilli. Bunun adı abi Evliya çok yaygın. Hocasının adı da Evliya. Ne yazık ki bugün ben çocuğun adını da Evliya koymayı düşündüm ama sonra Twitter'da maka... 2000'ler Türkiye'sinde çok tercih olmadı, edilecek bir olmadı dedim. Uluç nelerden döndüğünü şimdi duysun yani. Evet evet yani koyacaktım ama sonradan yanlış anlaşılır diye. O çok yaygın bir isim. Evliya ismi o dönem. Hocasının adı da Evliya. Hocasından mı aldığını falan filan bilmiyoruz. Böyle ululara karışmış anlamında falan. Evliya yok. Evliya Veli'nin çoğulu. Yani ulular diyeyim. Veliler. Yani bir şey yok. Bursalıdır belki değil mi? Berat sen Bursa, sensin Bursa. Yani. Bursa 24 bin evliyası mı? Hocam bilmiyorum çok fazla var. Çok fazla. Hakikaten Bursa'nın evliyası çok. Taşıyorlarmış. Evet bir Bursa bir Konya oğlum burası çok. Çıkın siz burada heterodoks Bulgar elementleri. Çıkın. Burada bayağı şey kaldık yani. Zindik ya, kaldık. Müezzinlik yapıyor. Kur'an tilaveti yapıyor. İşte bu senede 48 kere hatim mi ne indiriyor böyle. Ciddi bir İslam alimi aslında aynı zamanda değil mi hocam? Tabii. Biz hep gezginliğiyle biliyoruz ama. Tabii ama içinde mesela çok fazla. Yani içinde bazı hikayeler var. İnanılmaz esprili, inanılmaz argolu, inanılmaz küfürlü. Yani mesela Meskuk Polonya şehirleri diyor şimdi SKK kökünden fiil tüketiyor. Meskuk sikkeye basılmış demek. Ama bu örnekte kendi uydurdu. Faktap. Meskuk Leh şehirleri diyor. Şimdi fak
fucked up leş şeyler. Bunu kendi uyduruyor. Ya da mesela kendi cinsel organına isim takan birinden bahsediyoruz. Onu burada bir yerde buldum. Bizim bile doğdu küçük biraderim. Bizimle doğan küçük biraderimi gösterdim bir hikayesinde diyor. Şimdi bu öyle biri ama bir de böyle biri. Bu Satricon'da falan da vardı. Bakın üst kültür hayatta burjuva adamı linç eder. Toleranssızlık burjuvanın bir şeyidir ve son 200 yılda çıkmış bir şeydir. Bunlar toleranssız insanlar değil. Özellikle seyyahlarda toleransın çok az olduğunu görüyoruz. Mesela diğer toplumlarla ilgili pejoratif ifadeler bulabilirsiniz ve burada hep yanılıyorlar. Mesela bazen okuyayım. Etrakı bidrak, aptal Türkler. Etrakı napak, işte pis Türkler. Kazakı ak, Rus'u menhus, Portukalı dal. Bu ne demek? Dallama Portekiz mi demek bilmiyorum. Hocam bu bizim küçükken söylediğimiz tekerlemelere benziyor. Benim Bulgaristan'da gittim. 1, 2, 3'ler yaşasın Türkler. 4, 5, 6 falan yaban. Migrili rezil, Erdeli Erzel. Bak kelime oyununa bak. Erdeli Erzel. DZ şey ya. En böyle rezil. Evet, en rezil Erdel. Ama Erdel'de de zaten RDL rezil var ya. Oradan kelime oyunu yapmış. Çok akıllısın. Osmanlıca niye? Ama bu biraz bu tarafa özgü bir şey olabilir mi hocam? Çünkü bir bu, de orta çağ diye bir Avrupa tabii gerçekten. Tabii. Mesela bunlardan yanılmasınlar. Adam çok hoşgörülü. Çok diğer toplumlara karşı falan hoşgörülü. Onun kültürlerini merak ediyor. Meraklı adamlar sayı olur. Bir de bu üst kültür hoşgörülü olur. Her espriyi yaparsın. Yani dinle ilgili de her şeyi konuşursun. Cinsellikle ilgili de her şeyi konuşursun. Efendime söyleyeyim. Yani şimdi bir Osmanlı. Zaten bunun güzelliği burada. Bunu kırmış. Yani klitorisin Osmanlıcası var. Kırmızı dilcik diyor işte yani. Anladın bunlar konuşulabiliyor yani. Konuşulabiliyor. Ya espri var işte. Bu meşhur şeyde okuyayım. Bunlar bir şeye gidiyor. Bunu buradan okuyayım bak. Hocam kanalı kapattırmazsanız. Ya bunlar bir Pınar'a gidiyorlar. Şimdi bu espri, bu şaka, bu Cem Yılmazlık. Bu doğru değil mesela. İşte çeşme arıyorlar. Piknik yapmaya gitmişler. Piknik yapmaya gidiyorlar. Orada biri diyor ki bu çeşme ol aynı zülaldir kim? Ömründe kim kan etmişse ve alemi sabavetinden teri tazeliğinde yefallendiyse, yani gençliğinde mef'ul babına çekildiyse, edilgen pozisyona sokulduysa, yani pasif bir eşcinsel ilişki yaşadıysa, ol cereyan eden çeşme sardan su alıp nuş edemez. Yani o çeşmeden su içemez. Şimdi bunlar da böyle kalıyorlar, tamam mı hepsi? Çeşmeden kim su içecek? Büyük bir dert oluyor. Üçüncü ciltte bu hikaye. Delikanlı çıkıyor. Ve aynen öyle diyor. Bir delikanlı çıktı diyor. Bak dinle. Kimesine cüret edip su almaya varamadılar. Ondan sonra aralarından Şefi Çelebi diye biri diyor ki Hamdi Hüda, alemi sabavetimden beri her cihette kendimi masumu pak bilirim. Benim saklayacak bir şeyim yok diyor. Bismillah ile ileri varıp bir pak olmayı paktan alıp nuş etti. Suyu içti. Müezzinzade Ali Çelebi de cüret ediyor. Eline ağaç keşkülü alıp su alam derken hemen su kesilip... Cümle yaran şakayla tebessüm edip bre sen mef'ulmüşsün. Bak muhteşem bir laf. Aktif pasif var ya, mef'ul. Mef'ul ne demek? Edilgen demek. Türkçe değil. Yani fiil, fail yapan, mef'ul yapılan. Mesela mektup yazılan. Değil mi? Katip, faili yazın. Neyse boş ver. Alın bir Osmanlıca ders. Her şeyi ben öğretmeyeyim ya. Kızdım. Sen veriyorsun lan bizim okulda Osmanlıcaları. Hayatta en vermeyeceğim ders. Ben de Osmanlıca alsam bunları okuyacağım. Bre sen mef'ulmüşsün dediklerinde garip herifin ruyunda kan kalmayıp, ruyunda, suratına kan kalmayıp dembeste ve hayran kaldı. Ey imdü ben aldım. Sizler alamazsınız. Ben aldım, siz de alamazsınız deyip. Siz bu arada kalın yemin bile edip Şefi Çelebi'nin biraderi var. Aynı cariye el uzattığı gibi su kesildi. Yine cümle yaran gülüşmeye başladılar. Ondan sonra gene Çelebi'nin Mehmet Çelebi'si de çeşmeyi on adım bayit kaldıkta çeşme kesildi. Hay bunu çok ifal babına çekmişler deyi azim handeler ettiler, güldüler. Bunlar en sonunda bu kere bizi bu çeşmeye getiren yürük hocasına teklif ettiklerinde oğullar benim talihim yoktur. Talihim diyor ama talih. Belki su kesile sevdasında olup vardık da alamayıp ana dahi gire- Bırak hoca sen de mef'ul imişsin dedi. İşte bunun esprisini yapıyor adam yani. Ve bunu sarayda yapıyor muhtemelen. Bunu da okuyor bana muha diye gülüyor. Paşa yani bu, böyle anladın mı? Şuradan 5 kişi öldürün, şuradan şunu. Bu adam yani. Bunlar sadece kağıda yazılmıyor o zaman. Böyle cemiyetlerde konuşulan, anlatılan hikayeler. El yazmalarında çok sıktır. Bunlar kitap gibi mesela meclis denir, oturum denir. Niye? Oturarak anlatılıyor. Gazavatnamelerde var, birinci meclis. Onu biri kahvede okur. Evliyanın öyle okunduğunu zannetmiyorum. Ama gazavatnamelerde vardır. Mesela işte Barbaros'un gazavatnamesinde öyledir. Oturursun, okursun. Kahvelerde bu işte sözlü toplum. Çünkü kitap böyle çok pahalı. Bir oradan okuyor, ezberliyor. Ya da işte bu Feridunları falan hep biliyorlar Şahname'de. Adam onu okuyarak öğreniyor. Aslında Homeros geleneğinde sürdüğü aynen, gibi. Onlar da çünkü kuşaklar boyunca aynen öyle okuyorlar. Aslında. Aynen öyle. Yunanlıların iki şeyi benziyor. Bir hukuk sistemi benziyor. Osmanlılar da var. Mesela Yunanlılarda bireyi suçundan dolayı değil, bireyi yargılarsın. Bizim yargı sistemimiz de biraz öyledir. Yani mesela o Atina'da birilerini yargılar Peloponnes savaşlarında. Herifi bir suçtan yargılamıyorlar. Genel durumunu yargılıyorlar. Suçtan çıkarıyorlar. Sen yarar adam mısın falan filan diye. Muhteşem efektif bir hukuk sistemi. Bu Roma hukuk sistemiyle değişmiş bir şey. Evet yani şimdi kötü ve işe yaramaz bir insanlar ama bir suç işlemiyor diye bekleyecek miyiz yani şimdi? Evet abi o şeyde habire milleti sürüyorlar ya, bu Peloponnes Savaşı'nda en sona doğru sürdükleri kimdi o ya? Bir tane adam var. Bunları tam kurtarır. Hah. Yapılan haksızlıktır bu, şerefsizliktir yani halkı. Entelektüel düzeyin farkındasınız ama. Evet. Hakikaten gerçekten. Bir de tek hamlede söyledi hocam. Evet hakikaten. Ama tarihin çok büyük dönekleri. Oğlum bundan ben o yüzden arkadaş yapıyorum. Şimdi bu Yunan isimleri falan benim aklım. Çok iyi biliyor Yunan şeyini. Ben o kadar bilmiyorum yani. Ben de çok severim ama. Bir şey soruyorsun dan diye veriyor. ChatGPT yokken Can Soyer vardı yani. Soruyorsun yani. Marksizm, sosyalist ideolojiden bir şey soracaksan. Bir de Yunan şeyinden soracaksan hakikaten çok efektif. Benim bildiklerimi kimse sormuyor. Kim bana Evliya Çelebi nereye gitti diye soracak. Seninkiler daha işe yarayan adam. Dolayısıyla böyle çok ilginç hikayesi
var. Burjuva sınıfsal durumundan emin olamadığı için çok hoşgörüsüzdür. Her an aşağı düşebileceği için. Aristokrat rahat. Takılır. Hiç yapmayın. O yüzden linç eden biri varsa o köylülükten yeni çıkmış biridir. Ona da burjuva diyoruz zaten. Bir de ahlak kavramı hep orta sınıfa ait bir şey hocam. Tabii orta sınıfa ahlak. Evet. Emin değil hacı. Emin değil. Geldiği yeri böyle nesillerdir bir sosyal kapitalle evli açerebilir. Umurum mu? Dedem diyor. Yakup Ece diyor. Senin deden kim? Bostancı Hüsnü. Bostancı Hüsnü işte. Benimki de gaz kaçakçısı. Girit'ten İzmir'e kaçakçılık yapan. Yani... Güzel, ama bak hocam bu bir şey yani hakikaten işte bostancı, sabuncu falan diye giden bir şey var. İşte alınıyorsunuz çünkü. Köylüyüz. Köylüyüz yani hepimiz. Bunlar alınmazlar. Çok hoş adamın dedesi 4. Richard falan yani. Burada evliya da öyle. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi bu yani aristokrasinin hoşgörüsü ya da hoşgörü denmese bile tolerans diyelim konusu. Mesela Avrupa aristokrasi açısından çok zengin bir yer. Ama mesela bir orta çağ diye bir gerçeklik var. Hani gık diyeni yaktıkları falan bu nasıl oluyor? O, ya da bu sadece kiliseyle mi ilgili bir şey? Onun cevabını hemen vermek zor. Onu ben hoşgörü hoşgörüsükten başka bir şey olarak yapayım. Öyle diyor ama aristokrata gittim. Aristokratın yanında işine geldim. Yahudi'yi de görüyorsun. İşte şeyi de görüyorsun. O biraz kiliseyle. Kilisenin devletten ayrı bir yapı olması. Şimdi devletten ayrı bir yapı olunca devlet senden sadece vergi üzerinden ilişki kurabilir. Devlet senden sadece sadaka üzerinden ilişki kurabilir. Bir de kilisenin şeyi var. Orada o kilisenin kurduğu ilişki başka. Kilise sadece ruhuna talip ya. Yani devlete vergi vermiyorsun. Kiliseye de dua vermiyorsun ya. Kiliseden çıkıyor biraz aslında. Yani iki yere hizmet ediyorsun. Bize din hep devletin altında olduğu için Bizanslarda da öyle. Yani Hristiyan olsan da fark etmiyor. Tabii o da bir de tarihsel süreçleri var. Avrupa'da hiçbir zaman şey olmamış. Böyle crossroad gibi bir şey olmadığı için. Aslında evet. Biz o zaman Roma geleneği Bizans aracılığıyla tabii, bizden devam ediyor. Tabii. Avrupa'daki süreç İslam'da Roma... da İslam'da da var. Ama Roma'yı da bozuyor bunlar. Roma'yı Hristiyanlığa da... girince tabii çünkü Roma kendi sistemi çökünce Roma vatandaş sistemi Hristiyanlık üzerinden yeniden kurdu kendini. Yani bir yerden sonra 3. 4. 3. yüzyıl krizinden sonra Hristiyanlık Roma'nın ayakta kalan şeyi oldu. Eski Roma elitleri falan Hristiyan oldu. Bu az bir şey değildir. Bu şeyler falan var ya Ambrosius falanlar Roma senatör ailesi yani. Böyle çıkıp köy... Deden puta tapıyordu diyorsun. Evet, deden, evet öyle. Şeyi altarı indiriyorlar ya bak bu da çok ayıp bir şeydir. Tamam mı? Roma'daki zafer altarını, zafer takmıdır nedir onun adı? Onun indirilmesi benim buramda bir yaradır. Bu sene de Bizans tarih dersinde anlatacağım. Sen paganizmle falan... olmuş bir olay ama. Abi ne alakası var? Sen kimsin kardeşim? Gelmişsin Filistin'deki hikayeyi Roma'ya getiriyorsun. Biz burada bir kültür inşa etmişiz. Erkekler habire dünden erkeğin en çok düşündüğü şey Roma İmparatorluğuymuş ya. Araştırmada çıktı. Hepimiz. Biz de hep zamanlarımızda. Yani ama benim tolerans dediğim farklıya tolerans. Yani mesela kurumsal bir yani bir toplum olur kurumsal bir şekilde bir tarafı duman ediyordur ama başka şeylere toleranslıdır yani. Ben birey olarak. Belki kendi iç dünyalarında bir tolerans. Ya kendi işte herkes birbirini tanıyor ya abi. Yani liseyi düşün. Mesela lisedeki arkadaşına yaptığın espriyi üniversitede yapamıyordun ya. Özel sektörde çat yapamıyorsun şimdi. Niye? O kadar tanımıyorsun. Ama yatılı okulda yaparsın yani Galatasaray'da işte yatılı okulda insanlar yapıyordu bunları. Hepsi Enderun'dan çıkma hocam. İşte hepsi Enderun'dan çıkma. Bu değil gerçi de. Melek Ahmet Paşa bunun şeyi Enderun'dan çıkma. Annesi Çerkes. Anne tarafından da Melek Ahmet Paşa diye vezir-i azam da yapmış. Önemli bir paşanın da bu koruması altında. Annesi Çerkes biliyor. Hareme veriyorlar. Yeterince güzel olmadığı için padişah ilgilenmiyor. Bunu biriyle kuyumcusuna vermiş. Böyle. Değirmenin suyu Melek Ahmet Paşa'dan mı geliyor hocam? Evliya abi kısmen öyle. Oğlum, bunlar hiçbir şey para vermiyorlar ki ya. Atı nasıl değiştiriyor? Atın yemini nasıl alıyor? Abi çok fazla mülklerini buldum. Tabii ki müteahhit bir yerden geldiğim için. Bak. Önce onlara mı baktınız hocam? Gayrimenkul var mı? Yok şu kitap çok güzel abi. Yani şu kitapta Robert Dankoff bir tane daha var. Evliya Çelebi bunu çok güzel anlatıyor. Şöyle söyleyeyim Evliya Çelebi ile ilgili bu kitapları mutlaka okuyun. Şunu mu okuyalım hocam? Şu değil. Yani şunları mı okumamızı istiyorsunuz Evliya Çelebi ile ilgili? Abi büyük bir hizmet yaptılar. Evliya Çelebi seyahatnamesini. Orijinalini ayrı bastılar. Yücel Dağlı, Robert Dankoff, bunda Orhan Şahik Gökyer. Çok büyük hizmettir. Çok zor bir iştir. Çok teşekkür ederim. Hep. Bu tam cilt. Bunun içinde sadeleştirmiş var. Ya lütfen sadeleştirme okuyun. 10 gün alışırsınız. Çok güzel bir Osmanlıcası var. Fakat bunu bulmak zor. Çok güzel bir iş yapmışlar. Dediğim gibi yapanlar çok isim vardı. Altta da yazarım. Benim şimdi aklıma gelen dediğim gibi Orhan Şahik Gökyer, Robert Dankoff, Yücel Dağlı bir kişi daha vardı. Seyit Ali Kahraman. Seyit Ali Kahraman. Çok özür dilerim. İsim aklıma gelmedi ama çok uzun ve şu anda çok uzun konuşmak zorundayım. Çok büyük iş yapmışlar. Çok zor bir iştir. Bunu iyi ki yaptılar. Robert Dankoff ayrıca bunu bir akademik şeye de çevirip bu kitapları da aldı. Bunları mutlaka okusunlar. Ben bunun 10 cildini sürekli her gün yatmadan 20 sayfa 20 sayfa hala bugün okurum. Ve bunu kullanan tarihçi her yerde belli olur. Çok azı kullan. Bak Süreyya Faruk her yerden Evliya Çelebi, Hitlovri, Feridun Emecan, Halil İnalcık. Bende de anlarsın. Korsanla ilgili hemen Evliya Çelebi. Biriyle ilgili hemen Evliya Çelebi. Çünkü çok zengin. Ve başka bir alternatifi yok. Bu muhteşem bir eser. Öyle Osmanlıca her şeyi okumanıza gerek yok. Hiçbir şey öğrenmezsin birçoğundan. Tekniktir. Bu başka bir şey. Bu adam muhteşem bir adam.
Peki hocam Evliya sadece karayoluyla mı geziyor? Abi evet karayoluyla geziyor. Deniz yoluyla hiç gezdiği yok, var mı? Bir Karadeniz'e çıkıyor batıyor bunun gibi. Yani biraz sallanıyor. Babam da öyle ufakken vapura binmiş karşıya geçmiş. Benim babam vapura yıllarca binmezdi. Bir gün üniversite İstanbul Üniversitesi'ne giderken vapur sallanmış. Abi sürekli biz araba vapura biniyordu. Normal vapura binmiyordu. Bu anıyı niye paylaştım bilmiyorum ama. Genelde adalara falan gidiyorum. Hep karadan gidiyor. Tek başına dolaşmıyor. Yanında hep bunun gibi seyyahlar oluyor. İşte biri bir yerden giderse peşine takılıyor. Yanında 8-10 tane şeyi var. 5-10 tane. Bir de böyle filmlerde var ya tek atlı kimse dolaşmıyor abi. Asker bile. Olarak geziyor ya. Yani evet daha abi güvenli olması için. Yani. Bak o çok enteresan o. Hocam sefere falan katılıyor mu? Evet çok savaşıyor işte. Onunla da ilgili çok güzel bir anısı var. Bir gazilik hikayesi gazilik var. Gazilik hikayesi var. Bunu mutlaka okumam lazım. Ya savaşıyor da yani öyle gözlemci olarak katılmıyor. Yani ama böyle. Savaş gazisi mi hocam yoksa? Yani başka bir gazi. Şimdi şöyle. Robert Danko Falstaffari bir savaş diyor. Yani erliğin yarısı kaçmaktır falan diye de bir lafı var. Böyle erliğin çoğu kaçmaktır gibi. Hani erkeğin yarısı kaçmak ona benzer bir laf da ediyor. Yani böyle sıkıştı mı kaçıyor. Anlattığı hikayelerden. Fakat bir tane hikaye var çok şey adı Bokluca Gazi ya da Boklu şey hikayenin adı. Şimdi bu bir yerde savaş sırasında gidiyor çömüyor. Yani büyük abdestini giderecek. Başlı başıma Edep'te Yeste'yi Baranzade ederken Mafevkim'de ağaçlık içinden bir çatırtı. Ağaçlık içinden bir çatırtı duyuyor bu ağaçla. Aya bu da ne ola derken hemen başım ucundaki bir alçacık kayacıktan bir kafir kendi can havliyle üstüme atıp hakir larkıdak necasetim üzere otura vardım. Üstüne de çünkü bu da necaseti üzerine yani dışkısı üzerine otura varmış. Atım dahi elimden ürküp alarga oldu. Alarga oldu yani uzaklaştı. Largo diyoruz ya İtalyanca. Bu kere aklım başımdan gidip küffar ile alt üste gelip çakşır ve don ve uçkur payu bendi gibi ayağıma dolaşıp her şey ayağına dolaşmış tabii bu şeyler falan. Üstüm başım bok olup boklu şehit ola yazdım. Hamdi'yi de aklım başıma gelip kefereyle Küştegür Mahmut Pir Yar Veli gibi güleşirken işte Pir Mahmut gibi güleşirken himmeti merdan kefere elime gele düştü. Kefereyi hakladım. Hemen hakir dal hançer olup keferenin bir hançeri Zulfecam gerdanına ve sineyi pür kinesinde memesine birkaç kere hançer vurup Hamdi Hüda keferenin kellesini keserken üstüm necaset ile yani bok ile mülemma iken bu kere kızıl kana müstaharak oldum. Üstü başı kan ve dışkı oldu. Biz zaruri kendimi bokluca gazi görüp güldüm ve üstümün başımın necasetin hançerimle sildim. Hançeriyle nasıl sildi o kadar şey bilmiyorum. Hançeriyle temizledi üstünü. Ve andan uçkurumu bağladım. Anı gördüm başım ucumda kaya üstünden bir yayan yiğit soluyarak eğdir. Bir asker geliyor. Benim biraderim yani bro WhatsApp diyor. Bak resmen bro diyor. Ol kestin kafiri biz dağlarda kovalarken canavle kendi yatıp kellesini sen kestin. Ama kellesi benimdir. Yani ben kovaladım kafa benimdir diyor. Niye kafa onun? Ne yapacak kafayı? Parasını alacak. Evet parasını içini doldurup böyle geyik kafası gibi koymayacak. Yani. Dedik de hakirin dahi uçkuru elimdeyken yani kafirin uçkuru elimdeyken diyor. Allah şu kelleyi deyip bizim bile doğdu küçük biraderim gösterdiğinde. Yani daha uçkurumu toplarken hani şey cinsel organımı gösterip al başını demiş. Nasıl anlatayım abi? Al sana kelle. Al sana kelle demiş. Bunu uygun çekim. Ben değil abi. Ben değil. Evliya Çelebi ya. Bunun adına üniversite var hocam, ya. Hocam kot en kot. Kot en kot. Kot. Bre. Edepsiz Adem diye herif zarifi kelleden naümit olup gittik de hemen küfferin onun necaseti gümüş düğmeli dolamasın bilmem ne anlatıyor. Sonra da paşanın yanına gidiyor. İsmail Paşa diyor ki evladım ne acep bok kokarsın dedi. Şimdi savaşa gittiği de bu. Yani herif her gittiği yere Giriş Savaşı'na falan katılıyor. Sonuna katılıyor falan. Katılıyor. Akına makına gittim diyor. Amsterdam'ı yağmanı. Oralar falan kendini orada. Kendini ama biraz tiyatralleştirerek anlatması da bir yetenek herhalde. Şimdi herif de yani aynı. Storytellerlik açısından. Abi evet adamda şöyle bir durum var. Yani biraz empati kurabiliyorum. Şimdi çok ciddi bir şey var. Hani adamın titri var. İşte ne bileyim çok ciddi bir yanı var. Bir yana çok komik bir yanı var. Dolayısıyla adamın hangi anlattığı şaka, hangi anlattığı doğru bulmak zor. Hocam şimdi yaşasa herhalde vlog falan çekerdi. Gittiği yerler. Şimdi yaşasa bunu çekerdi oğlum işte Evliya Çelebi. Bedava yemek yediği yerlerin reklamını yaptı. Blok çekerdi evet böyle kata. ESG tripte. Şimdi yaşasa konuşturmazlardı hocam. Tabii tabii. Şimdi gezginlik artık biraz böyle yemek programına döndü ya. Yani her giden İşte öğrendi. O çok şey zaten. Orada bir aynı zamanda kültür aktarımı söz konusu. O kadar abi. Evet. Zaten gezi kültür gezisi olur. Şimdi bizde hiç öyle bir şey yok. Bir Fatih var onu yapıyor gidiyor oraya buraya giriyor. Eski geziler öyleydi. Şimdi böyle bir blok şeyi çıktı. Dışarıdaki sokak yemeklerini yiyorsun. Yemekten başka kültür anlayışınız yok mu ya? Dolayısıyla bunu çok az insan yapabiliyor. Bu MF'nin menajeri Üstad Ayhan Sicimoğlu yapıyor. Fatih yapıyor hakikaten. O da gidiyor oraya giriyor gece hayatına gidiyor falan filan. Ama sadece yaşam stilinden de olmaz bu. Ve sadece yemekten de olmaz. Peki hocam sizi böyle çarpan okuduğunuzda çok şaşırdığınız bir hikayesi ya da verdiği bir bilgi var mı? Bu şey ya da çok mu var böyle? Çok var. Abi ne bileyim cinlerin savaşını anlıyor. Bulgar acuzelerle Çerkez oburların savaşı var. Kalmuklar diyor insan yiyor diyor. Bu gerçek bir savaş. Değil. Yok, Ali Bulgar olarak hemen Cengiz'e döndüm. Bulgar böyle bir şey oldu mu Cengiz diye. Yok ama mesela kalmuklar et yiyor diyor falan. Böyle çok efsanevi hikayeler
var. Bir tane hikaye var, onu da okumam lazım. Çerkez balı nedir? Bak şimdi bu Çerkez diyarlarında bir yere gidiyor. Orada buna bir bal yediriyorlar. Bunun hikayesi. Biz dahi Manolu hapsi... Manolu bir şey. Ayen isyan hikaye işte bu Lübnan taraflarında. Manolu hapsinden çıkmış gibi defücü etmeye falan filan gidiyor. Bir bal veriyorlar. Balın ama pek acayip kılları çok. Bal kıllarını ağzımızdan çıkarıp sofraya kılları koydukça Çerkez eydir der ki Aşan bu bal benim babası baldır. Aşan haçan oluyor herhalde Lazlarım. Bak. Neyse biz dahi sehel defücü idik. Aeste aeste kılları ayırladıp yine bağlayarken bu sırada Tamanlı Alican geliyor. Ne yersiz Evliya Çelebi dedik de buyurun size de diyor. Bir kıllı baldır ama acaba keçi tulumundan mı geliyor kıl yoksa koyun tulumundan mıdır dediğimde hemen Alican ev sahibine Çerkezce bu bal neredendir diyor. Benim babamın mezarından çıkardım diyor da. Bunlar ölülerin cesetlerini ters asıyorlar. Bir kutunun içine koyuyorlar. Öyle bir Çerkez adedi varmış. Geçen aylarda babası ölmüş. İşte taş havlusundaki büyük ağacın dalına babasının leşini sandık ile komuş. Bal arıları babası ve ve budu arasında arılar bal yapmış. Size muhabbeten babası kıllarıyla balı getirmiş. Kılların çıkarıp balın yersiz. Arı boku yiyeceğinize karı boku yiyin deyip Alican taşra çıkınca hemen hakir kısa kısa ciğerim taşra çıkarıp taşra çıktım. Bire mebet kafir gidi. Bize ne renk etti deyip söverken anı gördüm. Afiyet olsun hocam. Teşekkür ederim. Ya şimdi bu hikaye olmuş olabilir mi? Olmamış. Adam onu gülsün diye anlatıyor. Sen burada gülsün. Buyurun. O dönemin Cem Yılmaz'ı yani. Ya oldu işte. Bence şu dönemi de Cem Yılmaz'ı. Şu dönemi de Cem Yılmaz'ı. Abi işte okumuyor Türkler. O yüzden her yere sıkışmış yani. Bunu şeyi de okumuyor. Abi bunları al kullan. Türk tarih filmi çekiyorsun o kadar. Salak salak Panyalar'dan çekiyorlar. Aç bunu. Var abi Osmanlılar çok daha enteresan yani bugünkü insan. Tarih insan bugün enteresandır. Bugün artık insanlar piramitte çalışan köle gibi çalışıyorlar. Hiçbir şey eleştirmiyorlar. İnanılmaz derecede sert disiplinde tam Foucault'un dediği yere geldi. Büyük adammış. Böyle gerilip gerilip kendini gere gere al şimdi ev bulamıyoruz. Ne haber? Bak evliyaya bak. Evliya yaşamış. Babası kuyumcu hocam. Babası kuyumcu evet ha doğru. Kolay değil. Ama hazıra daha dayanmaz hocam. Oğlum hayır adamın akarı var ya. Un kapanında işte şey manifaturalar çarşısında baktık. Nerede bilmiyorum. İmeçe'de dükkanları var. Bursa'da evleri var. Kütahya'da mülkü var. Onların kiralarını yiyor. Şimdi olsa nargile kafede takılır. Tabii ya evet şimdi olsa. Yok abi bunları göremezsin. Bugün de böyle insanlar vardır. Ama onlar yazmazlar. Yani çünkü böyle bir topluma ne yazacaksın anasatayım. Yani bu da zaten yazmamış. Sonradan çıkmış. Yani bu böyle bir kitap yazarı değil. Adam yazmış Kahire'de bulunuyor. Hocam onu soracaktım. Zamanında Evliya'yı tanıyorlar mı? Yazdıklarını biliyorlar mı? Zannetmiyorum. Yani sonradan çıkan bir şey bu. Yani öldüğünde zaten 1880'lere doğru bitiyor. Yani yazma Kahire'de bulunuyor. Tabii ama belki onun kopyaları gitmiştir. Onun hikayesinin açıkçası bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu değil bu. Seyyah Alem, Evliya Çelebi'nin dünya bakışı. Burada zaten benzer şeyler göreceksiniz. Ya burada da çevirmişler. Bunu abi bunu yapmayın ya. Ya bunu Öztürkçe'ye çevirmeyin ya. Bunun Osmanlıcasını ver kardeşim. Bunu kim okuyacak zaten Osmanlıcasını? Bak burada. Ey müminlerin emiri. Allah'ın farz ettiği her şeyi kabul edip Allah bir peygamber hak dedi ama hacca gelmeyi kabul etmeyip. Böyle değil bu işte. Çok güzel, çok renkli bir dil ve bunlar hafif Osmanlıcalardır yani. Nutuğu da çeviriyorlar. Çevirmeyin. Azürk'ün de Osmanlıcası çok güzel. Bir tane Osmanlıca orijinalinde nutuk yok. Yani Arap harflerini demiyorum. Bu dinin zenginliğini görün. Böyle bir iş. Yani kötüye doğru bir gidiş sürekli. Mahmut Goloğlu'nda da var mesela. Mahmut Goloğlu kendi çevirmiş. Ya aldığın şeyleri çevirme kardeşim. Biz anlıyoruz. 1960'ta bile mi çevirdin? Yani gerek yok. Dünyanın neresinde mesela 16. yüzyıl Fransızca 20. yüzyıl Fransızcasına çevriliyor? Çok dertliyim. Anlaşılmıyor mu oğlum? Okuduk işte. Bunun bir kötüyü var. Her gittiği yere grafiti bırakıyor. Robert Dankoff bunların hepsini bulmuş şeyden. 3-4 tanesi de bugün elimizde. Cengiz de bunların fotokopisini almış. Biri burada. Bunları kendisi duvarlara mı yazıyor? Evet. İşte yazmış oğlum. Habibullah ruhu için, Allah rızası için, Celle ve Ala bu Arapça olduğu için Fatiha sene yazmış işte. Ondan sonra bu ne lan? Allah avni mi bu? Bakayım. Allahü avni vela sivahü hayri ketebehü müezzin. Sen bunu tek başına okuyamam. Oradan okuyor şerefsiz. Yere git. Melek Ahmet Paşa Hazretleri'nin müezzini Evliya-i Gülşen'i ruhu için Allah rızası için Fatiha. Bunlar bu Foça'da iki camide var. Bir de bir yerde daha var değil mi? Melek Ahmet Paşalı Seyyah-ı Alem. Bak şurada Seyyah-ı Alem. Evliya ruhu için Allah rızası için. Atanızın yazdıkları bunlar. Abi şunu görün bak. Her şeyde vardır. Fatiha şu. Hocam siz ecdadınızın sadece mezar taşını değil grafitisini bile okuyorsunuz. Evet. Dev hizmet. Ecdadınızın grafitisini de okuyoruz arkadaşlar. Bakın birkaç şeyi görün. Bu Fatiha. Tamam mı? Her yerde yazar. Bu da sene demek. Artık bu şu şeyli olan bu hep çün. Hepsinde vardır. İçün demek. Tamam mı? Bunları öğrenin. Hiç ses gelmiyor. Berat bir... Şu anda bir tek Berat dinliyorsunuz hocam. Bir Allah diyeceksin işte. Delirmiyor arkada mikrofonun yok diye. Bunlar önemli. Osmanlıca 101. Yani yazmış. Elif'i görse mertek sanır nedir? Mertek ne? Sopa işte. Elif'i görse anlamıyor. O kadar gerizekalı ki al sopa diyor. Kime ne anlamıyor? Allah
Benim oğlum bina okur, döner döner. Döner gene okur, evet aynen öyle. Sonra bana küp olsun diyor, geri gidiyoruz. Yedip yeniyor. Kleopatra'nın 9 dil bilip Türkçe olduğuna inanan insanlar var yani bunlara. Demek ki abi şu kesindir, halkları eğitemezsin yani. Burada bir şey var yani. Demek ki bir toplum %100 eğitilmiyormuş abi. Şu Twitter'da inandıkları şeylere falan bakınca onlar... Şey gerçek değil mi hocam, o şaha gidip satranç oynaması, yenilip tokat yemesi falan. Ha evet evet. İçine de alakta mobik mobik demiş. Ne anlatıyorsun? Abi hikaye bu. Oğlum öyle bir şey olmuş. Trabzon valisi. Bir Osmanlı prensi. İran'a gidecek. Şah İsmail'le satranç oynayacak. Onu yenecek. Üstüne tokat yiyecek. Yapacak. Oğlum bu ne, bu köylü mü bu? Ben demiyorum hocam, evliya diyor. Ya evliya bunu diyor da oradan bir hikaye anlatıyor. Hikaye yani güldürmek için, aslında bunun bir kıssası da yok. Öyle bir şey olamaz. Selim yani Osman Şehzadeleri'nin başında babaların atadığı Atabey denir eskiden. Lala diye biri var zaten öyle. Lala hatta, niye Lala diyor? Lala diye biri var. Ya başında Lala diye biri var zaten. Bu adamı şey yapamaz yani. Öyle kafama göre. Hadi arkadaşlar, Interrail'e gidiyorum. Öyle bir şey değil lan bu. Ben Şah'la bir satranç atayım geleyim. Evet yani. Mesela bugün de milletvekilleri de her yere gidemez. Zamanında bir milletvekili yurt dışı ekte parsan atılmıştı. Ayrıca yani başka bir ülkenin şehzadesini tokatlarsa herhalde savaş çıkardı. Abi hayır, adam kılık kıyafet değiştirerek gidiyor. Lan oğlum bir esir düşsen falan bir sürü iş. Cem Sultan'dan ne? Öyle bir dünya yok. Bu gitmiş tokat yemiş falan hikaye. Ama bu hikaye Feridun Emecen buldu bunu. 16. yüzyılda Zaimzade'de geçiyormuş. Süleyman döneminde. Deki kroniklerden biri. Daha hikayeyi alıyor evliya. Bu da çok yaygındır. Seyahlar birbirlerine hikaye sürekli apartırlar. Ha böyle yalan hikayeler şey. Tabii tabii çok yaygındır. Buna Fireside Traveler denir. Kleopatra şömine, gibi. Şömine seyyahı diye bir şey vardı. 19. yüzyılda özellikle çıkmıştır ama 16-17'de de var. Şömine başından yazıyor. Biz bugün klavye delikanlısı diyoruz. Klavye delikanlısını şey evet aynen. Hocam peki siz Kleopatra'yı niye taktınız ya? Kadından ne istiyorsunuz? 9 dil biliyor demişler falan. Ne oğlum bu şey gibi. Bütün Mehmetleri birbirine karıştırmak gibi. Kleopatra çok yaygın bir isim. Salak salak konuşmasınlar. Benim asabı bozmasınlar. Ya bir de yeter artık. Ya arkadaş bir şey mantıken düşünün. Kleopatra dediğin insan 9 hadi bildi. Niye öğrensin bu böyle bir insan? Bunlar böyle ayaklarını şuraya falan uzatırken altına yastık koyuyorlar. 9 dil öğrendi. Hadi yaptı, onu ispatlayamam öğrenmediğini. Üstüne bu yabancılar arasında antik Mısırca da var yalnız. Kadın Mısır firavunu. Ondan sonra abi yok kelle ilaçmış. Oğlum kelle ilaç bulun da biz ne yapıyoruz burada? Ben o bilgiyi bulmaz mıyım tarihte öyle bir bilgi olsa ya? Mısır papirüslerini yerim diyorsunuz. Abi çok büyük bir cehalet var. Sürekli böyle tarih. Bak yurt dışında da böyle. Bu arada bir tarih anlamında ve bilim anlamındaki en kaliteli YouTube kanalları Türkiye'de. Burada bir kurumsal açlık olduğu için. Yurt dışındakiler kötü. Ekonomi ile ilgili böyle sansasyonel. Tarihle ilgili hep anekdot. Bu değil tarihçilik yani. Sana ne Kleopatra'nın bilmem nesi bir şey halini bulmuş. Hep böyle geçmişte süper insanlar vardı. Ya bir de şey var. Padre ve Kolon diye iki rahip geliyor. Akyarıman 1482'de. Bayese diyor ki biz diyor yeni bir dünya bulduk diyor. O hikaye de enteresan. Amerika'yı bulduk. Oraya bize diyor gemi ver diyor. Bu da diyor ki ey ruhbanlar bize yeni dünya lazım değildir. Ancak bize eski dünyada Mekke ve Medine hilafeti lazımdır diyor. Yani bize yeni dünya lazım, bize Mekke Medine lazım. Nedir bu şimdi? Evliya 17. yüzyılda Celal Hoca'nın dediğini söylüyor. Yani niye biz Amerika'ya gitmedik? Hani sanki kendi bir eleştirisi Osmanlı toplumuna. Kesinlikle öyle bir şey olmadı tabii ki. Ne Kerman'a geldi Kolom, ne zaten Padre'ydi, onun yanında öyle biri yoktu. Sonra diyor İspanyollar gitti. Yani biraz böyle okumak lazım. Adam buradan ne anlatıyor? Gene Hezarfen Ahmet Çelebi. Yok öyle biri. Onun da hikayesini. Yok mu hocam? Yok tabii. Bir tek bu yazıyor. Kule duruyor hocam. Biblosu var hocam. Abi işte İptida, Ok Meydanı, Minberi, Üzre, Yıldırdız göre şiddetinde kartal kanatlarıyla 8-9 kere Eflak'ta pervaz ederek talim edip Badehu, bundan sonra Sultan Murat Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken yani bakarken Galata Kulesi'nin ta zirveyi alasından en yukarısından Ahmet Çelebi Lodos rüzgarıyla uçup Üsküdar'a Doğacan Meydanı'na düştüğü müsbettir, sabittir. Bunun nesini anlamıyorsunuz da bunun? Uçmuş diyor işte. Hayır anlamıyorlar, niye sadeleştiriyorlar? Bu çok basit değil mi abi? Peki yok mu yani? Böyle bir adamın olduğunu biz başka yerden bir kanıt getiremiyoruz. Şöyle bir imkanımız... Ege Aydan var. Ege... Hocam Savaşay bir de vardı. Bekri Mustafa evet, doğru, oynadı. Bekri Savaşay Mustafa. Araştırmacı gazeteci. Bir doğru olmasa oynar mıydı filmde? Hocam biraz araştırmanızı öneriyoruz. Bence siz biraz araştırın. Şöyle olabilir. Hakikaten İstanbul Katliamı'nın altında benim çok sevdiğim film olduğu için. Filmci bunu kullanır. Burada varsa o yeterli. Onlar tarihçi olmasına gerek yok. O filmden de sonra çok olay çıktıydı hatırlarsın. O film güzeldi. Film herkes de izlesin. Ama burada yazması olduğu anlamına gelmiyor. Peki Hezarfen hikayesine sadece burada mı rastlıyoruz hocam? Başka bir başka yerde bulunamadı. Bunun için ben Venedik'e, Portekiz'e falan filan bir gidip araştıracaktım. Sonra Giriş Savaşı döneminde olduğu için Venedik kaynakları o dönem çok yararlı değil. Onun için Portekiz, İspanya falan, Fransa'ya falan gitmen lazım. Ben de Fransa'ya gidiyor unuttum sonra. Şimdi o dönemde şey var yani böyle biri uçsaydı ki aerodinamik olarak da bu mümkün mü belli diye bunu gazette Fransa'da yazar, işte elçilik raporlarında yazar, Venedik dispatçilerinde yazar. Ulan bu kaynakları da hesapta herkes okuyor. Çünkü. Evet ya yani, o zaman Twitter'ı abi. Abi bunu yazarsın. Mesela Osmanlı Avrupa'dan her şeyi yazmaz ama elçilik raporu şu demek. Her 10 günde bir mektup yazıyor. Her 10 günde, 15 günde bir, 7 günde bir buradan İngiltere'ye, İspanya'ya,
Londra'ya, işte Almanya'ya, Viyana'ya, Paris'e, Venedik'e mektuplar gidiyor. Bir de buradaki olaylardan duyulmuş şeyler Avrupa gazetelerine yansıyor. Ve bunlar açık. İnternette PDF'si var. E bütün biraz da başkası yapsın bunu işte. Söylüyorum. Hocam, ya Avrupa bizi kıskanıyor diye yazmıyor. Kıskanıyor olsa olay, evet, yapmıyor olabilirler. Yazarlar yazarlar. Lagari Hasan Çelebi bir başka şeydi. İşte onun altında o yazıyor. Dolayısıyla fişeye bindi falan filan. Yani bu konfirme edilecekse o kaynaklardan konfirme edilebilmesi lazım. Ha yani hiç yok diyemem. Bir şeyin yokluğu ispatlanamaz. Sadece başka kaynaklardan bulamadık. Bir tarihçi sensiyle içgüdüsüyle de böyle bir şey olmadığına koyarım paramı. Hakikaten görebileceğiniz en enteresan seyyahı size her yönüyle vermeye çalıştık. Hocam bir filmini yapsalar da siz de Opus Magnum'da konuşsanız. Ezel Akay'dan gelir bu. Sadece Ezel Akay yapabilir, evet, hakikaten. Evliya Çelebi yapacaksan arkandayız. Hocam bugün filme çekilse kim oynar? Cem Yılmaz oynar tabii ki. Cem Yılmaz oynar. Tam Cem Yılmaz çünkü bu. Hollywood'dan kim oynar? Michael Scott. Steve Carell oynayabilir. Başka kimse oynayamaz. Larry David belki. Öyle bir evliya görmek isterdim. Öyle biri yani. Bir evil yanı da olacak biraz. Evet, bir daha biraz daha saatime basayım. Biz ayırdığınız süre doldu galiba hocam. Evet, siz ayırdığınız süre doldu. Evet yani. Geçti. Evet, Samsung'un sunduğu Quo Vadis'in ilk bölümünde Evliya Çelebi'den konuştuk. Haftaya Piri Reis'le geleceğiz. Piri Reis'in haritası hakikaten uzaylılar tarafından yapıldı. Cevabı az çok tahmin edemeyiz. Böyle salakça bir iddia niye var? Ondan konuşacağız. Antik çağlar Atlantis tarafından mı yapıldı falan, onlardan bahsedeceğiz. Ve Piri Reis'in ne kadar önemli ya da önemsiz, hani kartograflar, haritacılar arasında nerede olduğunu anlatacağız. Denizci olarak bir boyun ölçüsünü alacağız. İşte bir de deniz tarihçisiyiz yani. Ondan sonra İbni Batut olsun. İşte bir Çin'e gideceğiz, bir Fas'a gideceğiz. Belki İbni Haldun'u bile yaparız. İbni Fadlan'ı yapacağız. İbni Haldun klasik bir seyahat değil ama 8 tane seyahatla sizin karşınızda olacağız. Her hafta Quo Vadis diyebileceksiniz bize. Nereye gidiyorsunuz diye. Biz dediğim gibi sizle, bizle beraber entelektüel bir yolculuğa çıkaracağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.